1928 yılında Pittsburgh'da Andre Warhol olarak dünyaya gelen sanatçı, 1945-49 yılları arasında Pittsburgh Teknik Enstitüsü'nde okumuş, daha sonra New York'un en prestijli okullarından Carnegie Institute for Technology'de klasik sanat tarihi eğitimini tamamlamıştır. Sanatçı, New York'ta iken adını Andy Warhol olarak değiştirmiştir. Okurken ve sonrasında dünyayı gezen sanatçı, İngiltere'de 1950'lerde ortaya çıkan pop art sanat akımının geleneksel sanat üzerindeki etkisini fark etmiştir. ABD'nin de bunalım yıllarında olduğu dönemde büyüyen sanatçı, tüketim kültürünün etkisiyle duygusal ve soyut sanata karşı çıkarak pop art akımını benimsemiştir. Sanatın yüceltilmesine ve yabancılaştırılmasına karşı kendi eserlerini popüler kültüre ve endüstriye yakınlaştırmıştır. Fabrik adını verdiği stüdyosunda eserlerini çıkarmıştır. Bir makine olmak istediğim için bu şekilde resim yapıyorum. Her şeyi bir makine gibi yapmamın nedeni tüm yapmak istediğimin bundan ibaret olmasındandır. Herkes birbirinin benzeri olduğu zaman korkunç bir sonuç çıkıyor ortaya. Gelecekte herkes 15 dakika içinde dünyaca ünlü olabilecek diyerek sanat anlayışını belirtmiştir. Warhol 1960'larda Campbell konserve çorbası ve Coca-Cola gibi markaları alıp bunların resimlerini ipek baskısı tekniğiyle çoğaltmasıyla tanınmıştır. Bu resimlerindeki renk ve leke ilişkileri izleyiciyi etkilemeyi başarmıştır. Warhol çalışmalarında popüler kültürde ün yapmış sanatçıları, siyasetçileri de akımın içinde kullanmıştır. Bunlardan en etkilisi malum Monroe'dur. Elizabeth Taylor, Elvis Presley bu eserlerden bazılarıdır. Andy Warhol aynı zamanda 60 filme yönetmenlik yapmış, 3 TV dizisine imza atmış ve The Velvet Underground, Rolling Stones ve John Lennon albümlerinin kapaklarını hazırlamıştır. 1971 yılında Rolling Stones için tasarladığı albüm ise Grammy ödülüne aday gösterildiği için ayrıcalık taşımaktadır. Warhol aynı zamanda reklamcılık da yapmıştır. Aynı zamanda yönetmenlik yapan Warhol, çektiği kısa filmlerle bağımsız film ödülünü kazanmıştır. Empire ve Sleep isimli iki deneysel uzun film çekmiş, bu filmlerden Empire, 8 saat süren ve yapımı Empire State binasının karşısına konulmuş bir kameranın 8 saat boyunca sabit bir noktada çalıştırılmasıyla gerçekleşmiştir. Sleep'in konsepti de benzer bir çalışmadır. Uyuyan birinin 6 saat uykusu görüntülenmiştir. 1968'de yazar Valeria Solanas tarafından vurulmuş, ölüm ilanı verilmesinden birkaç saat sonra kendine gelmiştir. Sanatçının vefatı bu olaydan 20 yıl sonra 1987'de geçirdiği bir ameliyatta yaşadığı komplikasyonlar sonucu olmuştur.